Ankara Anlaşması'nın ilk başvurularda pek bir faydası yok. Ankara Anlaşması burada oturum ilk aldıktan sonra, bir sene çalıştıktan sonra bir oturum sahibi olmaya hak kazandırıyor. İlk başvurularda Ankara Anlaşması'nı kullanamıyorsun çünkü Ankara Anlaşması ikinci plana geçiyor. İlk başvuruda Danimarka kuralları öncelikli oluyor. Evet, aynı bu zorlu kuralları yerine getirmek zorunda. Türk vatandaşların şöyle bir avantajı var. Burada oturan, yani burada çalışan bir Türk vatandaşı Türkiye'den veya başka bir ülkeden ailesini getirmek istiyorsa buraya, bu 5.900 koron olan başvuru faizini ödemek zorunda değil. Harcanıp. Ankara Anlaşması'ndan yararlanabilmek için bir kişinin burada oturum sahibi olması gerekiyor. Normal şartlarda bir sene çalıştıktan, oturum aldıktan ve bir sene çalıştıktan sonra, eğer ki olur da eşi vefat etti veya boşanma gibi bir durumda, bu bir sene aynı şirkette çalıştığı için bu şirket altında devam etme hakkı da sahip oluyor Danimarka'da. Ülkeden çıkmak zorunda değil başka vatandaşlara göre. Eğer ki Danimarka'ya taşınmayı düşünüyorsanız veya aile bileşim başvurması yapmak istiyorsanız, geciktirmeden yapmanızı tavsiye ederim. Evet, şu anda sadece politikal bir karar olduğu için şu andaki kurallar yerine geçiyor. Bu ilk başta parlamentoya geçmesi gerekiyor ve orada karar alındığı zaman o zamandan itibaren geçerli. Şu anda bu şu anki kuralları yerine getirmek zorundalar. Bu yeni kurallarda çok zorlanacaklar. 5 yıl çalışma kuralları gibi kurallar var ve bunun birçok Türk zorlanıyor yani. Ve üstüne üstelik bu Danimarkaca sınavı var ve şu anda sınav 1 yeterken yeni kurallarda sınav 3 olması gerekecek ve bu da Türkleri çok zorlayacak diye düşünüyorum. Tyrkiet får så heller ingen fordel ved de her nye stramninger, fordi Ankara-aftalen først skal bruges efter man har fået en opholdstilladelse. Ved første gangs ansøgninger har Ankara-aftalen, altså den her associeringsaftale, ikke nogen betydninger i de her sager. Når man søger første gang, så er det de nationale regler, fordi Ankara-aftalen, det er sådan en sekundær beskyttelse, man får. Og derfor kan man ikke bruge den her Ankara-aftale og påberåbe sig den her ret ved førstegangsansøgninger, når man søger i Danmark. Det er først, hvis man har fået en opholdstilladelse i Danmark og har opnået arbejdskrav eller tilknytning til arbejde, så kan man efterfølgende bruge den her Ankara-aftale. Man er måske gebyrfritaget, hvis man er tyrkisk eller erhvervsaktiv tyrkisk statsborger. Det er den eneste fordel. Det er gebyret for at søge opholdstilladelse i Danmark, så er der gebyr til Udlændingsstyrelsen eller Siri. Og hvis man er den herboende er tyrkisk, kun tyrkisk statsborger, så bliver han gebyrfritaget, fordi han er økonomisk aktiv og betyder, at han er på arbejde.